zengi. Ben demiştim. Tedbirli olun. İsmet Hatun! İsmet Hatun! Keşke karşıma çıkıp mertçe dövüşseydin benimle. Beytülmal'e el uzatacak kadar namert olmayaydın. Anlamadan dinlemeden kem söz etme. Benim altınlardan haberim yoktur. Karatekin almış onları. Haçlılarla işbirliğini de mi kendi başına yapmış? Bundan da mı haberin yok? Sordum. Öyle bir şey yapmadığını söyledi. Gregor kendi ağzıyla itiraf etti. Haçlılarla işbirliği yapmış kardeşin olacak o hain. Altınları da o yüzden peşkeş çekmişler ona. Önüme altından dağlar yığsalar umurumda değildir. Lakin bu altınlar Beytülmal'dir. Yetimin öksüzün hakkıdır. Tek bir tanesini dahi komam. Derhal geri verin onları. Karatekin Bey onu kardeşinden almıştır. Eğer çok istiyorsan git kardeşinden tanzim et. Bizden zerre alamazsın. Biz az kalanı fethetmeye çıkmışız ki sizi yurdunuza yerleştirelim. Yurdunuzu kurtaralım. Sense düşmanlara mı meyledersin? Kanı bozuk. Senden gayrısı evladır benim için. O az kalanı da sana yurt yaptırmayacağım, göreceksin. He, bana kanı bozuk diyeceğine. Dön de kendine bir bak. Oğlum dediğin Selahaddin bile başkasının kanındanmış. Kanından olan kardeşim bile sana isyan etmiş. Senin kanın ne ki benim kanıma laf edesin? Sakın! Benim obamda, benim gölgemdeki birinin kanını dökemez. Bana dil uzatan herkesin dilini keserim. Çekil. Çekilmem. Fetih yolundayken obaların düşmanlığını istemem demedim mi? Şimdi kan dökersen düşmanlık iyice harlanır. Sana imtina etmeyeceğimi söylemiştim İsmet Hatun. Bundan sonra gayri kılıç konuşur bende. O vakit o kılıç önce benim boynumu vuracak. Bir gafil için canını yaktırma bana. Gafilse de gafletinin cezasını kesmek bana düşer. Buraya altınlar için haklı geldin. Haksız olma. İlbüke, altınları getirin. Karatekin abim dellenir abla. Getirin dedim. Ben az kalanı fethedene kadar önüme mani çıkarsa, arkamdan tuzak kurulursa, ayağıma taş değerse senden bilirim. Bil ki gövde üstünde baş bırakmam, burayı yerle bir ederim. Kılıcımın önünde sen dahi duramazsın. İzinde yürü. Ya ha? Asla. Alman'a asla izin vermeyeceğim. Asla, göreceksin. Sen ne dersin ağabey? Kim alırmış Askalan'ı? Nurettin Zengi. Fetih hazırlıklarına başlamış. Göğe Askalan'ı alıp bizi de oraya yerleştirecekmiş. Bu bize müjde sayılır baba. Fetih yolunda Zengilerin yanında olmamız gerekir. Yalan söylerler. Askalan'ı kendilerine alıp bizi de öteleyecekler. Ben Zengilerin ne mal olduğunu bilmez miyim? Nusrettin de sultanlığını ilan edip Askalan'a gitmiş zaten. O niye sultanlığını ilan etmiş? Ortalık toz duman, haberiniz yok mu sizin? Selahaddin meğer Nurettin Zengi'nin oğlu değilmiş. Ne? Nusrettin de buna isyan etmiş zaten. Öyle düzenbaz bu Zengiler işte. Gerekirse Nusrettin'e yardım eder. Ama
Nurettin Zengin'in asla Askalan almasına izin vermem. Sen benim ganimetimi ne akla geri verirsin abla hatun? Onlar hak değil, haramdı. Haram mal yüzünden kan mı çıksaydı burada? Sen asıl gafilliğinin hesabını ver. Ne gafilliğin varmış? Kaçlılarla işbirliği yapmışsın. Sakın inkar etme. Gregor denen o herif her şeyi anlatmış. İyi. Selam da söyleseymiş. Sen kefereyle işbirliği yapıp nasıl obamızın şerefini lekelersin? Ben obamızın şerefini korurum abla. Bana zengilere karşı bir işbirliği sundular. Sen de Nurettin Zengi'ye meyledince dedim o vakit tamam. Yoksa kanımız, şerefimiz, töremiz yerde kalacak. Ben bugün Haçlılarla işbirliği yapmışsam senin yüzündendir abla hatun. Oturduğun postun gereğini yapmadığındandır. Buralar senin cirit attığın odalara benzemez. Geldiğin gibi ortalığı toz duman ettin. Eğer bir daha ortalığı karıştırırsan seni bu obadan kovarım Karatekin. Kov. İyi. Ben gideceğim zaten. Ama önce o Nurettin Zengi'yi yok edeceğim. Sonra da Şam'ı alacağım. Senin yapamadığın ne varsa yapıp öyle gideceğim. Sabrımı daha fazla zorlama. Böyle yaparak kendi canını da tehlikeye atarsın. Bu gidişle sonun kötü olacak. Ben buraya sonumu düşünmeden gelmişim abla hatun. Benim aklımda tek bir şey var. O da Nurettin Zengin'in sonu benim elimden olacak. Ve sen bunu göreceksin.